Azıcık Zafer'le bir tanışalım mı ilk önce? Her şey çok yolunda giderken, hayatımızda da öyledir ya bazen, her şey günlük güneşliktir. Böyle hayatın garantileri vardır, önünüzdeki 3. 5 yıllık kalkınma planları yolunda gider. Birden bir şey olur ve her şey tepetaklak dönmeye başlar. Kızım neredenin galiba özetlemeye kalkarsak böyle bir şey. Zafer Demiray bir gecede değişen hayatındaki mutlu aile tablosunu parça parça kaybediyor. Bu tip kayıplarda ya da acılarda aile bireyleri birbirlerine yapışarak, birbirine dayanışarak çözümü bulmaya çalışırlar. Ama önümüzdeki bölümlerde biraz sürprizler olacak tabii ki. Çok da fazla bir dayanışma olmadığı görünecek. Evet. Kızının kaybolmasında Zafer kendini de sorguluyor. Geçmişinden gelen sesler bir telefonun ucunda onu bekliyor. Alo. Zafer Demiray'la mı görüşüyorum? Benim, buyurun. Şimdi çok iyi dinle Zafer Demiray. Kimiz Zafer? Alo, kimsiniz? Yakında öğrenirsin. Zeynep yanımda. Peki Zafer'in geçmişinde bu olayı başlatan sırlar var mı acaba? Mutlaka vardır. Çünkü en azından ailenin ve şirketin bir geçmişi var. Mutlaka o geçmişte de kirli kalmış kenarlarda ufak tefek şeyler vardır. Onlar da bir süre sonra gün yüzüne çıkınca daha büyük bir olay halinde gündeme gelecek. Bir karakter önünüze geldiğinde nasıl bir hazırlık sürecinden geçer bir oyuncu? Yazarlar tabii ki bu anlamda senaryo yazarları kendi kafalarındaki insanı size anlatıyorlar. O ikisini bir ortak bir noktaya getiriyorsunuz. Kendi birikimlerinizle beraber bir karakter çıkartıyorsunuz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.